Evet, Fransa saldırının ardından şiddete karşı güç kullanma kararı aldı. Bütün gece boyunca 19 ilde 168 hücre evine girildi. 23 kişi gözaltına alındı. 32 silah ele geçirildi. 32 silah arasında hayret verecek detaylar var. Roket atar var hücre evlerinde. Kalaşnikov silahlar bulundu. Dolayısıyla Fransız polisi operasyonlarına devam etme kararı aldı. Biraz da saldırganların işgalleri hakkında bilgi vermek istiyorum. İşgalleri oldukça enteresan çünkü. Stade de France saldırısındaki iki kişinin işgali belirlendi. Bunlardan bir tanesi Bilal Hatfi, öbürü de Ahmet Al-Muhammed. Bataclan, en ağır kaybın verildiği Bataclan konser salonundaki Kan Gölü'nü ise yapanların isimleri Ömer İsmail Mustafa, Samir Amimur. Son olarak da Boulevard Voltaire'deki Comptoir de Voltaire lokantasını barını basan kişilerin isimleri belli olduğu, biri İbrahim Abdessalem, öbürü de Salah Abdessalem. Bunlar iki kardeş. Daha önce de gün boyunca da bu söylenmişti. İki kardeşin bu olayın kilit isimleri oldukları. Peki bu isimler nasıl oldu da bir araya geldi ve nasıl bu saldırıyı gerçekleştirdiler? Bu konuda da bugün yeni bir bilgi ortaya çıktı. Abdelhamet Ebayu ismi ortaya çıktı. Abdelhamet Ebayu, Suriye'de savaşan Fransız kökenli bir Belçika vatandaşı. Şu anda Suriye'de gelen Fransızları silahlı eğitim verip onları yeniden buraya gönderip onların Fransız ve Belçika topraklarında eylem yapmasını sağlayan bir isim. Abdelhamet Ebayu ismi Fransızların tanıdığı bir isim. Çünkü IŞİD kafa kesmeye başladığında, ilk toplu eylemde kafasız cesetleri birbirine bağlayarak ciplerle yerlerde sürükleyen ve videolara gülümseyerek poz verip dünyanın kanını donduran bir isim Abdelhamet Ebayu. İşte böyle eşkaller, kimlikler, belirlenen kimlikler, toplam 5 kişinin kimliği belirlenmiş oldu. Peki 3 kardeş neden bu kadar önemli bu soruşturmada? 2 kardeş biliyoruz, biraz önce söylediğim gibi Boulevard Voltaire'deki katliamı gerçekleştirdi. İbrahim Abdessalem ve Salah Abdessalem. 3. kardeş Tevfik Abdessalem ise Brüksel'de, Belçika'da Molenbeek mahallesinde idi. O da dışarıdan destek verdi deniyor. Fransız ve Belçika polisinin ortak operasyonuyla yakalandı bu kardeş de gözaltında. İbrahim Abdessalem kendisini patlattı. Kardeş Selam Abdessalem ise şu anda uluslararası arama emriyle aranıyor. Dünyanın en çok aranan, en hızlı ve en çok aranan ismi olarak şu anda gündeme geçmiş durumda. Bir taraftan polis eşkalleri belirlemek için çok ciddi çalışma yapıyor. Diğer taraftan ise politik gelişmeler var. Biraz da ondan söz etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı François Hollande bugün Versailles Sarayı'nda topladığı meclis, ulusal meclis ve senatoyu ortak topladığı kongrede konuştu. Ve orada önemli mesajlar verdi. Suriye'de operasyonlara devam edeceklerini belirtti. Suriye'nin Rakka kentine, IŞİD üslerine dün gece operasyonlar düzenlenmişti. 20 bombardıman gerçekleşti. Bunun devam edeceğini yoğun olarak söyledi François Hollande. Ardından Fransa'nın bu terörle mutlaka mücadele edeceğini, terörün cumhuriyeti değil, cumhuriyetin terörü yeneceğini söyledi. COP21 eylem, iklim zirvesi ertelenmeyecek dedi. 30 Kasım 11 Aralık tarihlerinde dünyadan 92 lider Paris'e gelecek. Güvenliklerini sağlayacağız. Bu konferans ertelenmeyecek dedi. Diğer taraftan konferansın hemen ardından Fransa'da yerel bölge seçimleri var. Bölge seçimlerinin de ertelenip ertelenmeyeceği söz konusuydu. François Hollande bu seçimlerinde ertelenmeyeceğini dile getirdi. Eyfel Kulesi kapatılmaya devam ediyor ama kurbanların anısına bu gece kırmızı, beyaz ve mavi Fransa bayrağı renklerine bürünecek. Diğer taraftan da Fransız sokaklarında, Republik Meydanı'ndayız şu anda da. Republik Meydanı'nda insanlar kurbanlarını anmaya, kayıplarını anmaya devam ediyorlar. Toplu bir Charlie Hebdo'daki gibi 3 milyonluk gibi bir toplu buluşma yok ama Republik Meydanı dolup boşalıyor sürekli. İnsanlar sokağa çıkmayın, toplu gösteriler Perşembe gününe kadar yasak denmesine rağmen burada gelip kurbanları anmaya, acılarını burada paylaşmaya, yerlere mumlar ve çiçekler bırakıp Büyük Republik Meydanı sokaklarına yazılar yazarak acılarını dile getirmeye devam ediyorlar. Sözü yeniden Washington'a bırakıyoruz. Arzu Çakır, Paris.